Takas Bank sunar. Evet, Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamızla sohbetimize, analizlerimize devam ediyoruz. Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi doların geçişkenliğini konuştuk. Çok önemli bir bence saptama yaptınız. Yani genel olarak burası çok tartışılmıyor. Çünkü doların yatay görüntüsünün sanki enflasyona negatif katkı yapmadığı ya da enflasyonu şu anda bir miktar daha durdurduğu şeklinde bir algı vardı. Ama bu yatay politika değil mi? Doları bir miktar daha bu şekilde tutma politikası anladığım kadarıyla enflasyon beklentilerinin bozulmasındaki en büyük sebep gibi gözüküyor. Yani şöyle, dolaylı yoldan etkileyebilir ama bu bizim arz kapasitemizi olumsuz etkiliyor. Bakın, sanayi üretiminde ikinci çeyrekte 1.8 daralma oldu. Ekonomi 2.5 büyürken. Üçüncü çeyrekte 2.2 daraldı. Ekim ayında da 3.1, yani artarak devam ediyor. Biz, yani mevcut politikanın mesela iç talebi bastırması daha sınırlı. Ama arzı sanayi üretimini rekabet gücü dolayısıyla bastırması daha güçlü. Dolayısıyla talep arzdan daha fazla bastırıldığı bir çerçevede gidersek paradoksal bir şekilde o enflasyonist oluyor. Çünkü arz yetersizliği, yatırım yetersizliği, işte baktığımızda dünkü gelen rakamlarda da var. Ham madde ithalatı düşüyor, yatırım malı ithalatı düşüyor ama tüketim malı ithalatı artıyor. Dolayısıyla mevcut çerçevede bizim tüketimi daha çok bastırmamız ama arzı, sanayi üretimini daha çok biraz destekleyerek dış talebi devreye sokmamız gerekiyor. Hı-hı. Dış talebi yeterince devreye sokamadığımız için arz daha da büyük baskı altına kaldıkça ne yazık ki oradan da bir enflasyonist baskı yaratıyor gibi gözüküyor şu anda. Diğer taraftan da yani iş talep evet artıyor, bir taraftan da yaşam maliyetleri de yükseliyor hocam. Şimdi az önce paylaştık, İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin geçinmesi için en az işte 76 bin TL'ye yakın bir para gerekiyor. Şimdi bu orta gelir tuzağı, daha doğrusu orta gelirin çökmesi, bir taraftan gelir adaletsizliği gibi çok önemli konular var. 2025 senesi ya da sonrasında bu politikalarla tekrar buralar iyileşebilir mi? Yani ne yapmak gerekiyor sizce? Yani tabii ki gelir adaletsizliğini son dönemde arttıran en önemli konu enflasyon oldu. Maalesef teoride de pratikte de enflasyonun gelir dağılımını bozmada çok güçlü bir etkisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim ana yani çerçevede enflasyonu olabildiğince hızla aşağı indirecek kararlılık ve bunun gereğini yapma konusunda tereddüt etmememiz gerekiyor ki gelir dağılımının ana nedenini bozulmanın ana nedenini ortadan kaldıralım. Ama tabii bu çok hızlı olamıyor. Bu zaman da gerektirecek. Bir taraftan da bunu telafi edecek adımları da atmak gerekiyor. Bu anlamda tabii ki maliye politikası önemli bir burada destek sağlayabilir. Maliye politikasının özellikle vergi dilimlerinde düşük gelir gruplarını daha çok koruyan ama kayıt dışı, yani kayıt dışılık ciddi bir gelir dağılımını bozan bir unsur. Kayıt dışıyla da çok güçlü mücadeleye girebilmek ve buradan elde edilen gelirlerle de yine düşük gelir gruplarını sübvanse edebilmek, hı hı, bir araç, en önemli araçlardan birisi olabilir görünüyor. Bunun dışında aslında gelir dağılımının orta ve uzun vadede iyileşebilmesi için en temel unsurların başında eğitim, sağlık gibi temelde toplumun tümünün en maksimum ve en iyi şekilde faydalanması gereken imkanları en üst düzeye çıkarmak geliyor. O yüzden eğitimde bizim elbette birçok şey yapılıyor ama bunu daha iyileştirebilmek için Türkiye'de her kesimin, her vatandaşın eşit bir şekilde bu yeteneği, bu gücü olanları her türlü işe açık bir ortamı da yaratabilmek gerekiyor. Eğitimde hem fırsat eşitliğini arttırmak hem de eğitimin kalitesini her yerde eşit şekilde yukarıya doğru çekebilmek. Çok kaliteli eğitim kurumlarımız da var, sıkıntılı yerler de var.
bu orta vadeli gelir dağılımını düzeltmek için en önemli araçlardan birisi olabilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda sürekli eğitimde, yani mevcut iş gücünün değişen yaşam koşulları, değişen dünyada yeni iş alanlarına ayak uydurabilmesi için bu imkanlarında yine kamunun desteğiyle daha iyi bir şekilde sunulması da yapısal anlamda bu sorunu çözmek için diğer bir unsur elbette olabilir. Değil mi? Yani yapay zekanın, ki birazdan size de sorusu var hocam, ChatGPT'nin hani bu kadar işleri ele aldığı ya da en azından istihdam piyasalarını farklılaştırdığı, yeni istihdam alanları yarattığı noktada insanların da buraya oryantasyonu, geçişkenliği mutlaka sağlanması gerekiyor. Hocam şimdi işsizlik oranlarından bahsettik. Yani 8.8'de hani bu kadar çok ekonomik soğumaya rağmen aslında sanayideki küçülme rakamlarını da gördük. Büyüme rakamımız yani bir şekilde olumlu olmaya devam ediyor ama yine de ekonomide bir soğuma olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Ancak işsizlik bir türlü artmıyor. Yani bu anlamda gerçekten Merkez Bankası ya da maliye politikaları anlamında sıkı bir duruş ve enflasyonu önlemek için mücadele edildi mi? Edilseydi yani işsizlik oranının kaç olması gerekirdi sizce? Ya da bununla çok alakalı ya da koreli olan bir makro kalem değil midir işsizlik? Alakalıdır, ilgilidir kesinlikle bu anlamda. Tabii istemediğimiz bir şey ama enflasyonla mücadelede maalesef bir süre işsizlikte artış beklenir. O yüzden de buna karşı hani işsizlik sigortası gibi işsiz kalma potansiyeli olanları da koruyacak adımlara ihtiyaç olur. Tabii daha henüz yeni Türkiye ekonomisi potansiyel büyümesinin altına gitti. Hani 4'ün altındaki büyümelerde işsizlik artma eğiliminde olur. Bu da birkaç çeyrek alır bunun yansıması. Aslında genel anlamda normal akışında gidiyor diyebiliriz. Bir de uzun süredir bildiğimiz eleman bulmanın zorluğu da firmaları eleman çıkarmada daha dikkatli olmaya da zorluyor. Çünkü yerine ikame etmekte çok kolay olmuyor. Bu da yeni dönemin, pandemi sonrası dönemin daha da ortaya çıkan bir gerçeği. Ama baktığımız zaman hani yayının başında da konuştuğumuz geniş tanımlı işsizlik rakamı aslında fotoğrafı biraz daha fazla veriyor. Çünkü Türkiye'nin o manşet dediğimiz işsizlik rakamı son 4 haftada aktif olarak iş arayıp da bulamayanları işsiz olarak tanımlıyor. Ama siz 5 hafta önce bir iş başvurusunda bulunmuşsunuz, son 4 haftada bulunmamışsınız. Anketlerle belirleniyor yani, ya da 1,5 ay, 2 ay önce ve bekliyorsunuz. Mesela yaşınız gereği, tecrübeniz gereği her işe başvuramıyorsunuz. Başvurduğunuz işte en son 1-2 ay önce siz cevap bekliyorsunuz. O zaman siz işsiz kabul edilmiyorsunuz bu Edilmiyorsunuz. ankete göre. Ama siz diyorsunuz ki ben işte 2 ay önce başvurdum. İş teklifi alırsam çalışacağım. İşte bunu dikkate aldığımızda o geniş tanımlı işsizliğin en büyük nedeni de buradan geliyor. Rakam değişiyor. Mesela 2022'den bugüne manşet, yani bizim konuştuğumuz ekranlardaki işsizlik onlardan 8,5'lara inerken aynı dönemde bu geniş tanımlı işsizlik 20'den 27'lere 20. gitti. Yani o biraz arama süresi artınca iş arama bu artıyor. O yüzden tekrar etmek istiyorum. Bizim mevcut işsiz sayımız 3 milyon civarında ama iş bulursam çalışırım diyenler 5-6 milyonu buluyor. Biraz bu sayıya bakarsak aslında yani Türkiye'deki işsizliğin veya iş arama potansiyelinin resmini daha iyi görebiliyoruz diye Evet, daha düşünüyorum. yüksek bir oranda yaşandığını değil mi hocam? Net bir şekilde görebiliyoruz. Bir de tabii enflasyon bu kadar çok gelirleri, ücretleri ezerken insanlar bir taraftan da iş seçmek de zorunda kalıyor değil mi? Çünkü asgari ücrette hem Doğru. yoksulluk sınırı hem de açlık sınırının altında. Sizce ne olması gerekiyor hocam? Anlaşılan ki yani yapısal reformlar yapılmadığı sürece gelirimiz ya da işte bu bozulan gelir adaleti diyelim çok da düzelmeyecek gibi gözüküyor. Hani %30, %25'lik zam tartışmada o zaman birazcık da aslında yersiz de kalıyor. Siz ne önerirsiniz hocam? Yani oran mı önerirsiniz yoksa başka bir çözüm mü bulmak gerekiyor? Çünkü bir taraftan çok özür dilerim asgari ücretli evet Türkiye'de bakıldığı zaman 6-7 milyon çalışan var. Artık toplumun tüm kesimini de ilgilendiren bir nokta oldu. Çünkü orası baz alınarak diğer ücret gruplarındaki zam ayarlamaları da yapılıyor, maaş ayarlamaları yapılıyor. Dolayısıyla da herhalde 85 milyonu ilgilendiren bir konu haline geldi. Kesinlikle öyle tabii ki. Yani burada baktığımız zaman ben iki, yani 4 kişilik bir ailenin bir asgari ücretle çalışan bir yoksulluk sınırı
60-70 bin lira civarında gözüküyor. Yani bu ailede iki kişi, anne baba diyelim, standart ortalama bir aile gibi düşünecek olursak, yani bu haneye normal koşullarda böyle bir gelirin gelmesi gerekiyor. O zaman zaten tek başına çalışıyorsa da öyle bir ailede birisi çok daha yüksek. Yani rakam çok yükseklere çıkabilir. O anlamda ne yazık ki sorunu çözebilmek için o enflasyonun düşük kalması, ekonominin büyümesi, refahımızın artması gerekiyor. Çok uzun vadeli. Elbette gönül de herkesin daha yüksek bir gelir elde etmesini istiyor ama bir taraftan da işte iş yerlerinin açık kalması için rekabet edebilmek ve dünyadaki fiyatlarla rekabet edebilmek için bu ücretlerin de belli bir ağırlığı geçmemesi gerekiyor toplam içerisinde. Ama ne yazık ki Türkiye'de sadece maliyette sanki bu varmış gibi konuşuyoruz. Maliyetin içinde başka bir sürü unsur var. Dediğim gibi kur meselesi de var işin içerisinde. Dolayısıyla yani gelir tarafını etkileyen kısım da var. Asgari ücret hep enflasyonun sonucu gibi diyoruz. Aslında enflasyon olduğu için de asgari ücreti konuşmak durumunda kalıyoruz. Hangisi hangisine neden oluyor o da ayrı bir tartışma konusu ama şunu söyleyebilirim. Zaten 25 sınır gibi gözüküyor. Birçok gelen açıklama ekonomi yönetiminden de geldi. Yaşayacağımız 45 civarı enflasyonda üstte bir sınır gibi gözüküyor. 45 ile 25 arasında bir rakam. Yani gelecek yılın ortalama beklentisiyle bu yılın enflasyonu arasında sanki onun ortası 35 gibi bir yerler. Tahminimi söylüyorum. Olması gereken en iyisidir falan anlamında değil. 35 civarında belki asgari ücret tespit komisyonunun rakamı 30'lu bir rakam olur. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki o anlamdaki bir son kararıyla da 35 civarı olabilir diye bir beklentim var. Sadece bir beklenti. Biraz altı, biraz üstü. Şu andaki tahminim bu yönde. Yine de genel beklentilerin en azından izleyicimiz mutlu olmuş ve asgari ücretle geçinen, asgari ücret alan izleyicilerimiz varsa 25-20'ler konuşulurken değil mi hocam 35 hani bir miktar daha kulağa ve cebe hoş geliyor gibi gözüküyor. Hocam son olarak bir 30 saniyemiz var. Size de ChatGPT'nin sorusunu iletmeden göndermek istemiyoruz. Hemen bir o soruyu alalım ekrana. Küresel ekonomideki yavaşlama diyor. Türkiye'ye nasıl bir etkide bulunabilir? Evet birazcık yazı böyle yavaş yavaş geliyor. Bunu aslında hocam 2025 için Trump'ın politikaları ya da tarifi savaşları minimalinde de sormak istiyorum. Yani Türkiye 2025 senesine dış politika olarak küresel anlamda avantajlı bir seneye mi girecek? Ne dersiniz hocam? ChatGPT onu soruyor size. Peki, ChatGPT'ye de teşekkür edeyim sorusu için. Sizi araştırarak bu arada bu soruyu üretiyor hocam. Yani sizin akademik çalışmalarınıza, tüm makalelerinize bakarak soruyor. Bir başka soru da bu arada 2025 için merkez bankalarının politikalarında nasıl bir yön değişimi olabilir? Hani sizin şu anda çok vaktiniz yoktu, ikinci soruyu iletmedim ama hangisini isterseniz cevaplayabilirsiniz çok hocam. Çok hızlı söyleyeyim. Yani evet, dünyadaki yavaşlamadan Türkiye ekonomisi etkilenir. Çünkü açık bir ekonomiye sahibiz. İhracat ve dış talep bizim için önemli. Ama son dönemlerde mesela Avrupa daha yavaşlayacak gibi gözüküyor Trump'ın politikalarıyla. Bizim büyümemize biraz olumsuz etkisi olacaktır bunun. Ama şu anda Avrupa çok hızlı da büyüse, yavaş da büyüse, dünya hızlı da büyüse, yavaş da büyüse bizim biraz rekabet gücümüzü arttıracak, bu pahalılığımızı aşağı çekecek bir politika çerçevesine ihtiyacımız var. Yani normal zamanlara göre daha az etkileniriz. Avrupa dünya yavaş da büyüse, hızlı da büyüse bizim içeride bir bu rekabet gücünü artıracak adımlara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Merkez bankaları için çok belirsiz bir dönem ama en çok Fed için, Amerika Merkez Bankası için belirsizlik yüksek. Avrupa aşağı yönde daha net gidecek, indirimlere devam edecek. Ama Fed beklentilerden daha az bir indirim yapmak durumunda kalacak diye düşünüyorum. Avrupa ve Amerika özellikle en belirleyici olacak. Japonya fırsat bulursa hafif arttırabilir. İngiltere'de fırsat bulursa hani hafif belki indirme fırsatını kollayacaktır diye düşünüyorum. Evet, Japonya'da enflasyon, özellikle Tokyo'da enflasyon değil mi hocam? Belirici olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Hocam iyi uçuşlar diliyorum bu arada. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sağ olun, var olun diyelim. Erhan hocamızı uğurladıktan sonra minik bir araya gidiyoruz.
Akasbank sundu.